أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأول والآخر وفي الملل وعلى يوم الدين. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. Evliyanın yardımı. Kavs Katasalasurra Hazretlerinin Molla Abdullah adında şiddetli cezbesi olan, aşk muhabbeti olan bir sofisi vardı. Bulunurdu. Bulunduğu civarda cezbenin, aşk muhabbeti bağırmanın mahiyetini halk bilmediği vuku bulunan hali yadırgayıp şöyle bir tertibe başvurmuşlardı. Abdullah'ı ıssız bir yere götürüp büyük bir ağaç bağlayıp, Abdullah bu kadar ilim öğrenip Allah Celle Celaluhu yoluna girdim deyip de sonra da deli olan birisini görmedik. Ya bu yoldan vazgeçersin bağırmaktan ya da seni bu ağaca asacağız dediler. Molla diyor, ben kendilerine cezbenin kitap ve sünnet ile sabit olduğunu söyledim ama kabul etmediler. O sırada yakınımızdan bir alim geçiyordu. Dedim, şu hocayı çağırın. Kitaplarda cezbe, aşk muhabbetin bağırmanın cezbe diye bir şey yoksa beni o zaman asın. Hoca ben cezbe halini kitaplarda görmedim dedi. Ona karışmadı. Hepsi bir ata binmiş olarak Kavs Katasansür Hazretleri, Şah Haz Hazretleri ve Hazret Katasansür'e peydah oldu. Ben zannettim ki herkes benim gibi onları görüyorlar. Sonradan sadece bana göründüklerini anladım. Hazret Katasansür bana dedi, Molla Abdullah, korkma. Sana bir şey yapamazlar. O hocaya de ki, sen filan gün misafir olduğun hane evinden kıymetli bir kitap çaldın ve evinde soba borusunun deliğine saklayıp üstünü kağıtla yapıştırdın. Söyle bakalım, yalan mı? Benim halim kitaplarda yoksa senin bu halini hangi kitaplar yazıyor? Ben bu sözleri söylediğim zaman hocaya yüzü sapsarı kesildi. Halk da şaşkınlıklarından dona kaldılar. Bu hali benim kerametim sanıp korkuya düştüler. Aniden dönüş yapıp bana hürmete başladılar. Nakşibendi tarikatı. Ve ahir davana velhamdülillahi rabbil alemin.